Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda Alfas, Astor, Gesan ve Bistüz'e bakacağız. Astor ve Gesan sizden gelen hisse senetleri. Fakat zaten Astor'u ben Alfas'la birlikte bu yayınımda paylaşacaktım. Gesan'ı da eklemiş oldum. Bistüz'de başlayalım. Ekranda bir çanak formasyonumuz var. Hedefi 9800'dür. Çanağı katladığında hedefi 9800'dür. Fakat onun hemen altındaki 9400'de Fibonacci 1618 seviyesidir. 9000 de malum psikolojik eşiktir. Zaten oralara yaklaştıkça satış baskısı geliyor. Bu satış baskısının BIST yüzü 8500'ün altına itmemesi lazım. Yani biz ilerleyen süreçte düzeltme hareketinin 8500'ün altına baskılamadığını görmek zorundayız. 8500'ün altı bakın derin orada sarı bandımız var. 7950.04-7950 diyelim biz ona. 7851.34 8500'ün altını kırarız. Çıkamayız atamayız kendimizi. Sarı bantta buluruz. Biz düzü. O yüzden biz 9000'e yaklaştık. Buralarda satış baskısı, düzeltme hareketleri olabilir. 8500'ün altına kırmayacağız. 8500'ün üzerinde gördüğümüz sürece 9000, 9400, 1618 seviyesidir 9400. Her zaman güncelliğini korur. 9800'e gelecek olursak tabii ki de formasyon hedefidir ama önümüzdeki en büyük engel yerel seçimler arkadaşlar. Yerel seçimlerin zaten 9000'deki bakın savaş yani ha açtı ha düştü üzerinde kaldı kalamadı derken belki de biz buralardan göreceğiz 8500'ü tekrar deneyeceğiz 9000'i bilemiyorum ama biz buralarda bir zaman geçireceğiz o anlaşıldı. E buradaki zaman kaybı ardından bir 9400 mesela değil mi buraları da bir açtı aşamadı 9400'e kadar zaten. Mesela şu an spontan bıraktım 21 Mart Zaten 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Yani en geç Mart ortasında en geç Mart ortasında ben düşüşlerin başlayacağını öngörüyorum. Bu benim düşüncemdir. E, tabii ki de oradaki düşüşler 8500 bandını bize kaybettirmezse. Yani burada 8562.70 ama biz kabaca 8500 diyelim. 8500'ü bize kaybettirmezse. 9800 her zaman formasyon hedefi güncelliğini korur. Ama 8500 bandının altına kırarız, vururuz kafayı, atamayız kendimizi yukarıya, deneriz atamayız. Artık buraları görme ihtimali kuvvetlenir. O zaman da 9800 rafa kalkar. Ama dediğim gibi düzeltme işi şu bölgelerde sınırlı kalırsa altında kırmaz ve kalıcılık sağlamazsa o zaman tamam 9800 seçimden sonra da dahil güncelliğini korur. O, o ayrı konu. Ama biz önümüzdeki süreçte 31 Mart sandık tarihine kadar 9800'ü bence göremeyiz. Bizim göreceğimiz 9000 veya üzerindeki 9400 Fibonacci 1618. 9400'ün üzerini önümüzdeki süreçte beklemiyorum. Benim için sürpriz olur. Evet burayı uzatmayalım 8500 bandını da aşağı yukarı 8500 diyelim kaybetmediğim sürece 9800 güncelini korur Alfas listesine bakıyoruz en yakın tarihli Videomda sanırım 3 gün 4 günde olmuş olabilir bakmam lazım Aşağı yukarı yani Orada demiştik ki bakın Şu siyah renkli yükselen Trend çizgisi ve düşen şu sarı bant. İkisinin arasındaki bu sıkışma çünkü neticede burada bakın daralıyor. Yukarı yönlü kırılırsa 112.9 yani aşağı yukarı 113. Burayı da geçebilirse 123.8 hedeftir demiştim. Şu bölgede satış baskısı gelebilir diye de belirtmiştim. Bakın burada gövdeli kırmızı mumlar var. Şu var mesela. Şuradaki mumu görüyorsunuz burada gövdeli kırmızı mumlar var. 134.7 burası Fibonacci 0.618 değeri olduğu için kanalımızın tabanı 134.7 olsun dedim ben. Şuradaki gövdeli mumun fitili değil de dip seviyesi de 140. Orası da çatısı olsun ve bu bir kanal olsun dedim bizim satış baskısıyla karşılaşacağımız kanal burasıdır. Alfasın önünde güçlü bir direnç bölgesidir. EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200. Bakın burada EMA 20, EMA 50'yi kesmiş. EMA 100'e doğru bakın gidiyor. Bunu da kesme niyeti var. Şimdilik olumsuz bir haber akışıyla karşılaşmazsak bizim yakın hedefimiz 123.8'in üzerinde biz alfazı görürsek yakın hedefimiz bu kanaldır. Buralarda bir satış baskısı gelebilir bakın. Hatta bu satış baskısı tabii ki de ilk etapta şuralarda desteğini arayacaktır. 120, 119 gibi seviyelerde desteğini arayacaktır ama oldu da, o desteği de kaybetti. Bakın burada bu trend çizgimiz var. Buraya kadar kötü senaryoda çarpabilir ya da 119, 120, 118 buralardan mumların dip seviyesi olur, fitillerin ucu olur. Buralardan buraya girdikten, ihlal ettikten sonra sarkar 118, 119 buralardan tekrar toparlar gider. O ayrı konu. Ama kötü senaryoda buralara gelebilir bakın trend çizgimize. Oldu da biz bu kırmızı güçlü direnç kanalını kırdık diyelim. Hedefimiz 150.2'dir kolay değil ama 150 veya 150.2 de bir hedeftir. Şimdi biz EMA'yı kapatalım. Haftalıkta bakalım. Bakın. Şurayı bir genişletelim. Burada da bir trend çizgimiz var. Çok kötü senaryoda çalışabilir. Mesela nedir kötü senaryo? Geçen İstanbul seçimini hatırlayın. Ne olmuştu orada? Sayın Ekrem İmamoğlu değil mi? Seçimi kazandı fakat tekrar edildi seçim. E şimdi mesela yine tekrar edilir mi acaba? Çünkü geçmişte oldu. Oldu mu olur? Burası Türkiye. Yani hiçbir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Bakın Türkiye'de hiçbir şey olmaz demeyin. Her şey olabilir. En kötü senaryoda Tabii ben bunu örnek olarak söyledim. Sizin aklınıza başka şeyler gelebilir. Akıl akıldan üstündür yani oldu da borsayı etkileyecek olumsuz değil mi? Birçok şey olabilir yani. Bu trend çizgisi ancak o şartlarda çalışır diyorum ben. Bir de Bollinger bantlarına bakalım. Bakın Bollinger orta bandını orta bandını gövdeli yeşil bir mumla haftalıkta bakıyoruz. Kırmış. Yukarı yönlü ihlal etmiş. Burada bir üst bant niyeti var. Az önce anlattım. 150.2 kırmızı band aşılırsa 150-150.2 Yani bir niyet var orta bandı kırmış. Fakat dediğim gibi önümüzde yerel seçim olduğu için en büyük engel, en büyük set o. o oldu da biz 150.2'ye veya işte 150'ye ulaşamayan bir alfas görürsek bunun sebebi yerel seçim sürecinde yaşayacağımız türbülans işte biz yüzün belki de düzeltmeye geçmesi bu hissemiz yarı yolda yakalanacak belki de o düzeltmeye buralardan başlayacak bir trend çizgisi o zaman görebiliriz bakın şu trend çizgisi daha kötü senaryoda seçimlerin tekrar edilmesi gibi ya da farklı bir konu olur o zaman bu trend çizgisi çalışabilir burayı uzatmayalım 123.8 önümüzdeki yakın hedef üzerine kırdık kalıcılık gördük kırmızı bant aşılması zor ama oldu da açtı. O zaman da 150, 150.2. Burayı geçiyoruz. Evet. Astor'da şu yükselen trend çizgimiz ile düşen turuncu renkli trend çizgisi arasında burada bir sıkışma vardı. Sarı bölgenin üzerine attığında dedik ki 198.55 sarı bandı ile turuncu band arasında bir sıkışma yukarı yönlü olduğu takdirde 109.3 ilk dirençtir. Aşabilirse 120.5 hedeftir. Ardından sarı bölge hedeftir. Şeklinde benim anlatımım olmuştu. Sarı bölgeye ulaştık. İhlal gelebilir. Önemli değil. Zaten bakın fitil şuraya kadar, şu direnç bölgesine kadar geliyor fitil. Burada biz bir düzeltme hareketi 109.3'e kadar bakın şuradaki destek görürsek bunu bir omuz olarak düşünüp buradaki 109 hareketini de sağ taraftaki bir omuz olarak düşünürsek burada bir tobo görebiliriz. Hedefi de 166'dır. Hedefi 166'dır veya 109.3'e kadar sağ omzu oluşturmaz. Bakın şurada bir fiyat boşluğu var. Bu fiyat boşluğunu almak için 119, 120 gibi bir geri çekilir buradan toparlar. O zaman da zaten burada bakın çanağı yapmış. Bir de kulp yapar. Bu fincan kulp olur. Değil mi? O şekilde de olabilir. Derinlik yine 166 yapıyor. Peki 163 ney diye sorarsanız şöyle bir şey görürsek eğer geldik biraz gittik şuradaki direnç bölgelerine takıldık diyelim biz. Burayı bir türlü yani şu bölgeleri aşamadık biz buradan aşağıya vuran bir astor hissesi gördük diyelim. Ve omzu başlattı. Ama şuradaki boğaz hizasını geçti bak. Bakın bu. Şuradaki boğaz hizasını boyun çizgisi ya da işte geçti. Bu Quasimodo formasyonu oluyor. Şuradaki uzunluğu bakın şuradaki uzunluğu klonlayıp şu omuzun dip seviyesine koyduğumuzda 163 seviyesine götürüyor bizi. Bu 163 olur, 165 olur. Aşağı yukarı zaten iki hedef aynı yani birbirine. 166 ile 163 arası bir hedefi var formasyonların durumuna göre. Astor hissesinin hiç olmadı. Önümüzde zaten bir çanak oluşumu var yani. Olumsuz senaryoda şunu silelim. Olumsuz senaryoda 109.3'ü kırarsa bakın aşağıda bizim siyah trend çizgimiz var. Buranın kırılmasıyla burasının çalışmasını bekleriz. Buradaki sıkışma 109.3'ün kırılımıyla sonuçlanmazsa şimdi kötü senaryoyu anlatıyorum. Sarı bandımız var bakın 198.55 sarı bandımız var. Buranın da yitirilmesi halinde 83.25, 75.25 gibi bölgeler var. Evet burayı da uzatmayalım. Burada benim düşüncem 163 166 hedefleri. Yani burayı bir hedef kanalı olarak görelim. Artık formasyonun durumuna göre Kuasimado mu olur? Burada fincan kulp mu oluşturur? Ya da bir tobo mu görürüz? Duruma göre 163 166 bölgesi hedeftir. Benim görüşüm burada olumludur. Bu bölgenin ben görüleceğini düşünüyorum. Bir düzeltme hareketi gelecekse de hedefe ulaştıktan sonra bu bölgelerde bir düzeltme hareketi görürüz diyorum. O düzeltme hareketi de nereye kadar olabilir? Hedefe ulaştıktan sonra o zaman değerlendiririz. Evet, Gesan'a geçelim. Gesan'da birbirine eşit iki tane kanalımız var. Derinlikleri aynıdır. Ben bunu aslında daha önceden değerlendirmiştim. Benim yatırım yaptığım bir hisse senedir. Ben alsat yaparım. Burada da alsat yapmıştım. Ben işlerin kötü gideceğini ve bu kanalın belki de dip seviyesinin bile görülebileceğini düşündüm. 49.90'ın. O yüzden alfa e, gesan <laughs> hissesi buralardayken yani şuradaki çatı ve dip seviyeleri ben bu kanalı oluşturdum. Buralarda takılıyorken klonladım aşağıya koydum bu kanalı rengini de farklı yaptım ve şurada bakın şu fitillerin dip seviyeleri olsun şuradaki dirençler olsun böyle bir 61 85 60 20 destek hattı da oluşturmuştum dedim buradan tepki alırsa alırım dedim buradan tepki almazsa 49 90'ı beklerim o zaman için o zaman benim kanalım yoktu tabii kanalım çok genç yeni bir kanal bu arada Neyse, baktım bunu ben silmemişim. Epey de oldu yani. Hazır bir analiz. Şimdi burada önümüzde 100 104 kanalı. Evet, güçlü bir e, direnç hattıdır mumların. Bakın dip seviyesi, fitilin uç seviyesi 100 104 kanalı. Burada hedeftir. Burada da bakın MA20, MA50, MA100, MA200 şeklinde. MA20 burada EMA 200'ü kesiyor. EMA 50'yi bakın kesiyor. Bir EMA 100'ü kesme niyeti var. Alfa hissesinde de göstermiştim. Aynısını geçmeyelim şimdi zaman kaybetmeyelim. Burada EMA 100 niyeti var. Kesme niyeti var. Burada arkadaşlar olumsuz bir haber akışı olmadıktan sonra bu hissemizin hedefi 100-104'tür. Bu seviyelerde bir geri çekilme de normaldir. O geri çekilme 90-91 gibi seviyelere kadar olabilir şuralar yani aşağı yukarı şu seviyeler olabilir. Fitiller şu seviyeler olabilir. 88, 89, 90 gibi, 91 gibi yani olabilir. Buradaki düzeltme ulaştıktan sonra daha kötü senaryoda buradan sonra bakın buradan sonraki geri çekilme daha kötü senaryoda 83 20 kanalımızın tabanı olabilir. Bu kanalımızın tabanı olabilir. Tabi sarı kanala göre çatı oluyor da yukarıdaki kanala göre taban olabilir. 83 20'nin ben bu aralar kaybedilmesini beklemiyorum çünkü olumsuz bir haber akışı yok. Peki kanalın çatısı gelir mi diye sorarsanız evet normalde oraya doğru bir hareketlenme görebiliriz ama yerel seçim süreci burada da önümüze set çekiyor. Yani oldu da biz bu kanalı bir şekilde kıran bir gesan hissesi gördük. Kırdı üzerinde konuşlandı. 116.5'u aşmasını beklemiyorum. Bu benim görüşüm. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Burası da anlaşılmıştır. Hedef 100-104 aralığıdır. Buradaki bir geri çekilme 86-87-88 gibi yani 86-91 arası gibi olabilir. Burada muhtemel bir geri çekilmeden bahsediyorum. 86-91 arası gibi olabilir. Oldu da biz burayı kıran ve üzerinde de kalıcılık sağlayan bir GESAN listesi gördük. Bu durumda da 116, 116.5 çatı seviyesidir hedef. Burayı aşmasını beklemiyorum. En kötü senaryoda 83 83.20'dir. Kırmasını, aşağı kırmasını beklemiyorum. Çünkü olumsuz bir haber akışı yok. Ama gündem değişir o ayrı konu. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Alphas, Astor, GESAN. Tabi önce biz yüzde başladık sizin için umarım aydınlatıcı ve yeterli olmuştur. Kanalım genç bir kanaldır. Yeni oluşturduğum bir kanaldır. Sizlerin desteği de çok önemlidir. En büyük desteğiniz de benim için itici güç olan abone olmaktır. Bu sebeple abone olmayı, yorumlar yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Eğer videoları paylaşırsanız kanalım daha hızlı büyür. Bunun için şimdiden size de teşekkür etmek istiyorum paylaşırsanız eğer. Evet bugünlük de bu kadardı.